Film çekimleri için Kapadokya'da bulunan Çiçeği Burnunda damat Necmi Yapıcı, İstanbul Beykoz'daki evlerinde olan eşi Nihan Yapıcı'yı FaceTime üzerinden aradı. Ve bakın o anlarda neler yaşandı. Daha bu kadar uzun ayrı kalıyoruz 5 senedir. Çiçeği Burnunda damat, ünlü oyuncu Necmi Yapıcı'dan eşine romantik jest. Ben de izledim, 12 haftadır göremiyorum. Film çekimleri için Kapadokya'da bulunan Necmi Yapıcı, İstanbul Beykoz'daki eşi Nihan Yapıcı'yı FaceTime'la aradı. O anlarda neler yaşandı? Vezir Parmağı diye bir film. Osmanlı'nın son dönemlerine yaklaşırken. Yaz başında dünya evine giren 80'ler dizisinin kahveci Mesud'u, Necmi Yapıcı ve Nihan Yapıcı'nın Beykoz'daki evlerindeyiz. Daha kapıdan girer girmez bir sürpriz bekliyor bizi. Merhabalar, hoş bulduk Nihan Hanımcığım. Merhabalar Necmi Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Bir dakika, nasıl yani? Farkındaysanız muhabirimiz Hasan Kutsal şaşkınlıktan dona kaldı. Bakın Necmi Yapıcı sanıp tokalaştığı ünlü oyuncuya ikizi kadar benzeyen kişi kim çıktı? Merhabalar. Dublörünü getirdim ben sizin için. İnanılmaz. Evet, ben kardeşiyim. Kardeşisiniz. Evet. Aa, memnun olduk efendim. Daha balayları bitmeden Necmi Nihan Yapıcı çifti ayrı düştü. Necmi Yapıcı, Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Vezir Parmağı'nın çekimleri için Kapadokya'nın yolunu tuttu. Nihan Yapıcı o nedenle biraz buruk. Ya şimdi çok güzel bir proje. O yüzden hani şey yapamıyorum, şımarıklık yapamıyorum. Nihan Yapıcı asker yolu bekler gibi gün saysa da pek sesini çıkarmıyor. Kendisi de oyuncu olduğundan yaşanan zorlukları biliyor. Hatırlarsanız Nihan Hanım'ın da yolu eşiyle sette kesişmiş, 80'ler dizisinde birlikte oynamışlardı. İlk defa karşılıklı oynadık 80'lerde. İyi günler ablacığım. Bak gene. Yahu senin gözün kör mü? Baksana sen benim bir tipime. Bak. Ben de ablaya benzer bir tip var mı? Ben bugüne kadar Necmi'den hani 5 senelik ilişkimizde en fazla 3 gün ayrı kalabildim. Kaldık yani. O da işte 3 günlük yurt dışı turneleri oldu o zaman. Onun dışında 1-2 gün turneler. İlk defa bu kadar uzun ayrı kalıyoruz 5 senedir. Şimdilerde eşine sürpriz yapma hazırlığında Nihan Hanım. Bir kere gideceğim. Yaş günüm 26 Eylül. Onun yanına bir gitmeyi düşünüyorum. Nihan Hanım eşine sürpriz yapmaya hazırlanırken sürprizin kralı Necmi Yapıcı'dan geldi. Tam sohbetin ortasında Necmi Yapıcı eşini FaceTime'la görüntülü olarak aradı. Sevgilim dikkat. Dikkat. Gözetleniyorsun. Orada bir kamera görüyorum. Evet. Necmi Bey merhabalar. Aha, Hayrettin merhaba. Necmi Yapıcı yeni filmi için imajını değiştirmiş, sakallarını uzatmış. Yanında da ünlü komedyen Hayrettin var. Necmi Bey burada yokken kadın kadına bir sohbet edelim dedik ama Nihan Hanım sizi o kadar çok özlemiş ki dilinden hiç düşüremiyor Necmi. Ya evet. Evet. Ben de özledim karım ya. Ben de özledim, 12 haftadır göremiyorum. Belli ki birbirlerini çok özlemişler. Necmi Yapıcı eşinin yemeklerine hasret kalmış. Bakın nasıl döküyor içini. Fırında bir tavuk yemeği yapıyor, onu özledim. Kremalı tavuk. Etli nohut yapıyor, güzel. Etli nohut yapar. Necmi Yapıcı Kapadokya'da sette, biz Beykoz'da eşiyle birlikte evlerindeyiz. Çekimler nasıl gidiyor acaba? Filme dair biraz ipucu alalım mı? Evet, ilk defa ayrıldık. Şimdi daha 2 hafta daha buradayız. İşte film çekimindeyiz. Mahsun Kırmızıgül yazıyor, yönetiyor. Yazdı ya da yönetiyor diyeyim daha mantıklı. Vezir Parmağı diye bir film. Osmanlı'nın son dönemlerine yaklaşırken o dönemlerde geçiyor. Çekimler başlayacağı için Necmi Yapıcı sete dönmek zorunda. Ama Nihan Hanım'a bu görüşme yetmiyor. Yeterince hasret gideremiyor. Telefonu kapatırken bakın eşinden ne istiyor. Tekrar ara, hemen ara. Bir saat sonra yine ara. İhmal etme karını, hadi.